Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Don Carlo kariyerimize, Lazio maceramız ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olmak ya da olmamak, tüm mesele bu başlığı altında nitelendirebileceğimiz bir video ile karşınızdayım. Çünkü önümüzde gerçekten acayip 3 tane maç var. Belki de sezonun kaderini belirleyecek. Birazdan deplasmanda Inter'e konuk olacağız. Napoli'yi ağırlayacağız ve Juventus deplasmanına çıkacağız. Bir hafta içinde 3 büyük maç oynayacağız. Ondan sonra da bir Kupa Türkiye, İtalya Süper Kupası maçı var. Atalanta, ama o maç çok önemli değil. Bu 3 maç bizim açıkçası kaderimizi belirleyecek. Sizlerle en son videoda gerçekten güzel bir seri yakalamıştık. Galibiyet serimize devam ediyoruz. Lecce'yi 8-0, Verona deplasmanı 4-3, PSV deplasmanı 4-1, Spal'ı 4-1 ve Sampdoria'ya 3-0'la yenmiştik arkadaşlar. Ligde an itibariyle ikinci sıradayız ama bir maçımız eksik. Napoli 19 maç 42 puanda, Lazio'muz 18 maç 41, Inter 18 maç 38, Milan 18 maç 38, Juventus'ta 17 maç 37 puanda arkadaşlar. Hatta Roma bile şampiyonluk potasında, 18 maç 37 puanda. Müthiş bir yarış var Serie A'da, zirvede. Açıkçası bu videodan sonra, oynayacağımız zorlu maçlardan sonra biraz aşağılara inme ihtimalimiz de var. Bu arada 5 Ocak 2025 tarihindeyiz. Transfer dönemi devam ediyor. Luca Romero, Cagliari ve Nico'ya transfer teklifleri geldi arkadaşlar. Romero ve Cagliari'yi reddettim. Romero ve Cagliari'ye gelen teklifleri reddettim. Ama Nico'ya çok iyi bir teklif geldi. O da gitmek istedi. 25 milyon euro arkadaşlar. Borussia Dortmund'a Nico'yu satacağız. Onun yerine bir derin oyun kurucu bakacağız. Nico'yu biz arkadaşlar bonuslarla birlikte 14,5 milyon euroya almıştık. 1,5 sene kendisinden yararlandık ve 25 milyon euroya, yaklaşık 10,5 milyon euro karla satıyoruz. Transfer bütçemiz an itibariyle 7,7 milyon euro. 25 gelmeyecek arkadaşlar. %90'ını koyacağız 25 milyon euronun. Yani yaklaşık bir 25-26 milyon euroluk bir transfer bütçemiz olacak orta saha için. Gelişmeler olursa yine satış yapabiliriz. Şimdi ilk önce o yüzden bir şeye gelelim. Bir orta sahamıza, takip listemize bakalım. Kimler var, kimler yok o bölgede. Çünkü oraya oyuncu çekmemiz lazım. Evet, aklımızda bir isim var arkadaşlar. Samuel Ricci var Torino'dan. Müthiş oyuncu. Belki de sezonun şampiyonluk hamlesi bile olabilecek bir oyuncu. Müthiş bir transfer gözlemci raporu var zaten gördüğünüz gibi. Mevcut yetenek 3 yıldız. Potansiyel yetenek 4 yıldız. Evet, bonservisi biraz fazla ama taksitlerle falan ben çözebileceğimize inanıyorum. 33 milyon euro ve 49 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli talep ediyor Torino. Maaşı da 4,5 ile 5,75 milyon euro arasında. Bir gidelim. En azından şöyle 20 milyon euro keş verebilecek gücümüz var. Tabii Nico giderse 20 milyon euro keş verelim arkadaşlar. Taksit 6 aylıkta. Taksit 6 aylık, 6 taksit olarak şöyle 2,5 atamayız. 2,5'un üstüne çıkacağız. Bir 10 milyon euro atalım. Yani masaya bir 30 milyon euro ile pazarlığı açalım derim ben. Şöyle bir gelelim. Şunları çıkartalım, karlardan payı. Tamam, şartları önerelim. 28'e 20 istiyorlar. Bu iş olur arkadaşlar. Bu iş olur. 22,5 milyon euro verelim. 42 milyon euroluk bir teklif, kabul ettiler. Çok iyi olur bence. Yani totalde evet 42,5 milyon euro iyi para ama Samuel Ricci tarzındaki bir oyuncu için bence beleş bir para diyebiliriz. Günümüz futbol piyasasını biliyorsunuz arkadaşlar. Yani 100 milyon eurolar havada uçuşuyor artık. Eğer Nico giderse Samuel Ricci'yi kadromuza katacağız. Evet, şimdi ama her şeyi bırakıyoruz. Inter deplasmanına çıkıyoruz. Hakikaten çok zor ve sıkıntılı bir deplasman olacak bizim için arkadaşlar. İlk 11'imize bakacağız. Rovella hafif sakatlığı var. Üzücü nokta arkadaşlar, Milinkovic-Savic sakatlık yaşadı. Yaklaşık 1-5 gün sahalardan uzak kalacak ve bu zor seride bizi yalnız bırakacak. Takımın en büyük ismi, en büyük kaptanı takımın bu zorlu 3 maçta kadroda olamayacak. Onun haricindeki kadromuzda hazır diyebilirim. Bir de Cagliari atacağız Romero tarafına. Evet, bu arada Talisca ile Lucca da takımımızı sürüklüyor biliyorsunuz. İkisinin totalde şu an Serie A'da sanırsam 29 golü var. Evet, Provedel, Gutierrez, Estev, Raut, Lazar, Kraus, Nico, Minguri, Talisca, Cagliari ve Lucca 11 ile çıkıyoruz. Sergi Milinkovic-Savic sakat. Evet, gerçekten en büyük sıkıntı kaptanın olmaması. En büyük sıkıntı kaptanın olmaması ve Inter inanılmaz formda arkadaşlar. Onana, Skriniar, Bastoni, Akerbi, Montiel, Brozovic, Gosens, Barella, Merino, Martinez ve Correa. Müthiş bir kadro, müthiş bir kadro. Üçlü oynayacaklar muhtemelen arkadaşlar. Yani bir puan alırsak öpüp başımıza koyacağımız bir karşılaşma. Evet, üçlü çıkıyorlar. Ortada Merino, Barella, Brozovic hem teknik hem fiziksel anlamda yeterli üçlü. Gosens sol bekte, bence 3-5-2'deki en iyi sol kanatlardan biri oyundaki. Robin Gosens, Alman bek. Evet, karşılaşma başladı.
Çok diyecek bir şey yok. Elimizden geleni yapacağımız bir karşılaşma olsun diyelim arkadaşlar. İlk 7 dakikalık zaman diliminde 2 şut denememiz, bir isabetimiz var. Şimdi Brozovic sağ taraftan aldı. Yerden çıkarttı. Nikola Barella içeriye çıkarttı. Tehlike var. İşte bunu çok iyi yapıyor. Gosens kafayı vurdu dışarıya. Bir de fizikli bek daha iyidir. Üçlü savunmada kanat beklerde fizikli olması daha iyi. Ortalarda hava toplarında çok etkili olabiliyorlar. Evet, ilk 17-18 dakikada bir denge oyunu var açıkçası. Açıkçası iyi bir başlangıç yaptık. Çok ciddi bir baskı yemedik. Şimdi Emin Guri. Evet arkadaşlar, sarı kartı var Montiel'in. Sarı kartı var Montiel'in. At hakem onu. Montiel ikinci sarı kart ve kırmızı kart. 23. dakikada Inter 10 kişi. 23. dakikada Inter 10 kişi. Çok büyük avantaj. Çok büyük avantaj ama yine tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Tehlike var kalemizde. Golü yedik. Duran toptan 10 kişilik Inter'den golü yiyoruz. Dakikalar 30. Abicim yapmayın ya. Her şey iyi giderken bir duran top golüyle Inter karşısında 1-0 mağlup duruma düşüyoruz. Provedel açılıp alacaksın abi onu. Altı pastasın. Çık çizgi kalecisi olma ya. Evet, tempoyu yüksek yapalım. Bekler ileride. Zaten önde savunuyoruz. Hücum ağırlıkları da geçiyoruz artık. Hadi bakalım. Yani umutlandık 23'te ama 30'da golü yedik. Bireysel performanslar, en güvendiğimiz iki isim şu an sahada yoklar. Talisca 6.4, Luka 6.4 performans puanıyla oynuyor. Yani bu şartlarda buradan puanla çıkmamız çok zor arkadaşlar. 6 şut 2 isabet 0.55 gol beklentimiz var. Çok fırsat vermedik. Tek isabetli şutları gol oldu. 5 şut 1 isabet 0.49 gol beklentisi var. Inter'in ama tabelada yazan skor ne yazık ki 1-0 arkadaşlar. Şöyle yine bir göz gezdirelim. Abi çok kötü ya. Tom Kraus çok kötü. Baturina'yı alalım. Baturina'yı alalım. Baturina'yı şöyle Mezzella destekleyelim. Hangler yerine kesinlikle Luca Romero'yu alacağım. Luca 6.3, Talisca 6.4. Guri yerine de Tele alacağım. Ben Talisca ile Luca'yı oyundan çıkartma lüksümüz yok. Bu oyuncular her an her şeyi yapabilecek oyuncular arkadaşlar. Evet, yani şu şartlarda San Siro'dan bir puan almak çok önemli. Şimdi Talisca orta, Luka dışarıya vurdu. İyi bir fırsat 51. dakikada. Bu pozisyondan yararlanamadık. Haydi arkadaşlar, haydi gençler. Dakikalar 60 oldu. Ne yazık ki hala skor üretemedik. Yine bir duran top. Talisca, Luka yine dışarıya. Duran toplardan açmaya çalışıyoruz rakibi ama an itibariyle bireysel performansımızın yetersiz olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Evet, bir 4-4-2 hamlesi yapacağım. Talisca'yı ileri atacağım. Talisca'ya o bölgede fırsatçı golcü diyebiliriz. Fırsatçı golcü hücum olsun. Bunu kanat forvet. Hücum yapalım. Bir kanat forvet. Bir ters ayaklı kanat oyuncusu. Tempo artık yüksek. Biraz dikine basacağız. Ve top rakipteyken hayvani bir önde basma yapacağız. Tabii ki çok riskli. 10 kişi olsa da Martinez gibi savunma arkası koşusunu çok iyi yapan bir oyuncusu var. Inter'in dikkat etmemiz lazım. Ama Luka çok kötü arkadaşlar. Luka ve Talisca hala oyunda tutuyorum. Hala güveniyorum onlara. Ama an itibariyle performansları gerçekten beklentilerimizin çok altında. Dakikalar da 82 oldu. Bir taç atışı Lazlar. Yani bir puanı şu oyunla kurtarırsak. Evet, bir penaltı mı? Penaltı kazandık ya. Penaltı kazandık. Dakika 82. Penaltı kazandık. Talisca sendeyiz. Sendeyiz Talisca. Bir puan iyidir. Bir puan iyidir. Talisca atmıyor mu? Kim atıyor ya? Talisca penaltıcımız. Matias Tel mi? Abi niye Tel attı ya? Penaltıyı kaçırdık. Ona ana penaltıyı kurtardı. İnanılır gibi değil dostlar. İnanılır gibi değil. 2xG'den gol bulamadık. Penaltı kaçırdık. Rakip bir duran toptan 3 puanı alıyor. Gerçekten ya, maç öncesi mağlubiyet sıkıntı değil ama şu şartlarda mağlup olmak çok üzücü. Luka ve Talisca çok kötüydüler. İkisi de 6.3 ile oynadı. Matias Tel penaltı kaçırdı. 6.2. Gutierrez 6.4 ile oynadı. Kalecimiz 6.5. Maçın en iyisi Andre Onana, rakip kaleci 8.7. Bastoni 7.6 ve Merino 8 ile oynadı. Ne yazık ki 1-0 mağlup olduk. 15 şut 7 isabet 1.90 gol beklentisinden gol üretemezken 6 şut 1 isabet 0.56 gol beklentisinden Inter tek gol attı ve gitti. Yani üzücü bir mağlubiyet ve zirveyi kaptırıyoruz. Zirveyi kaptırıyoruz arkadaşlar. Bu üçlü zorlu fikstürün ilk etabında, ilk maçında ne yazık ki istediğimiz sonucu
alamıyoruz. Inter üstümüze çıkıyor. Napoli 42, Inter 41, Lazio'muz 41, Juventus 18 maç 40 puanda. Onlar da üstümüze çıkabilir. Milan da kazanırsa üstümüze çıkabilir. Kısacası haftayı 5. sırada kapatma riskimiz var an itibariyle. Evet, ben bayağı bir üzüldüm. Mezzelle oynatmam seni. Mezzelle oynat beni diyor, manyağa bak. Sana ne lan, ne oynatacağım sana mı soracağım? Bayağı bir teklif var kendisine. O yüzden 4,5 milyon euro, 3,5 milyon euro yapalım. Ricky. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok büyük hayal kırıklığı arkadaşlar. Yani penaltı yatsa kötü oynadığımızı kabul ediyorum. Ama en iyi iki oyuncumuz yoklardı. Yani Talisca ve Luka kötülerse bu takımın hücum gücü %50 %60 azalıyor zaten. Ama bizim penaltıcımız Talisca. Niye Talisca değil tel attı bilmiyorum. Evet, hala Juventus'la Milan maçlarını oynamamış durumdalar. Direkt maça gideceğim zaten, şurada 3 gün var. Çok üzüldüm. Harbiden çok üzüldüm yani. Şimdi Napoli maçını almaktan başka çaremiz yok. Kendi saha ve seyircimiz önünde. Öyle ya da böyle kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkıyoruz ne yazık ki. Luka gelişimini sürdürüyor. Luka gelişimini sürdürüyor ama son maç gerçekten ikisi için, Talisca ve Luka özelinde çok büyük hayal kırıklığı oldu arkadaşlar ya. Vallahi çok üzüldüm. Evet, Genoa Milan. Milan kazanırsa üstümüze çıkacak ve haftayı 5. bitirebiliriz. Evet, Milan kazanıyor. Milan 3. sıraya çıkıyor 41 puanla. 3 takım 41 puanla sıralanıyor. Inter 2. Milan 3. Lazio'muz 4. Juventus kazanırsa Juventus lider oluyor arkadaşlar. Müthiş bir Serie A'da heyecan var an itibariyle hakikaten. Yani şeyin olmaması da bizi çok ciddi etkiledi. Yani bahane değil ama Milinkovic-Savic hakikaten çok önemli bir oyuncu. Hakikaten çok önemli bir oyuncu. Bakalım Napoli karşılaşmasında neler olacak göreceğiz. Yine Milinkovic-Savic yok. Niko olayı daha belli değil. Niko gidip Ricky gelip bu iki maçta oynayacaklar mı? Gerçi bu maça yetişmiyor. Evet, Luca Romero'ya teklifler var. 8,75 milyon euro cash, taksit 16,25 ve taksitli 18 milyon euro, reddediyorum. Ben Luca Romero'yu ilk 11'e çıkar vereceğim. Luca Romero şu an gerçekten Cagliari'den daha formda. Sağ tarafta bu karşılaşmada Romero ile başlayacağız. Evet, Romero niye sattınız hocam diyor. Hadi bakalım. Önümüzdeki sezon. Önümüzdeki sezon gidersin. Bana olan ilginin kaybolacağından korkuyorum hocam. Bu yüzden beni önerirseniz sevinirim. Maaşına zam yapsak. Kapatıyormuş, memnun değilmiş davranış şeklinden. Satamam abi şu an. Dürüst oluyorum oyuncuya. Satmayacağım diyorum yani. Sezonun şu zamanı satmak çok mantıklı değil. Evet arkadaşlar, biz Napoli'yi ağırlarken Juventus'ta Verona deplasmanına çıkıyor. İkinci zor maç. Yine Milinkovic-Savic yok. Yaklaşık 1-2 gün daha sakatlık sebebiyle oynayamayacak. Luka Romero'yu sağ tarafa atacağız. Orta sahada ben bu karşılaşmada Fagioli'yi kullanacağım Niko yerine. Onun haricinde bekleri çok fazla ileri atmayalım. Tempomuzu yükseğe çekelim, tamamdır. Provodal, Gutierrez, Estevraut, Lazzari, Kraus, Fagioli, Guri, Talisca, Romero ve Lorenzo Lüt kombiniyle çıkıyoruz. Zor maç, zor maç. Net sıkıntılı bir maç. Lider Napoli karşısına çıkıyoruz arkadaşlar. Inter karşısında almış olduğumuz mağlubiyet ki gerçekten bir puanı avucumuzun içiyle verdik diyebilirim. Yani bir puan en kötü hak ettiğimiz bir karşılaşma. Ya çok hak ettiğimiz diyemem. 10 kişiye karşı bile çok net gol pozisyonları bulamadık ama penaltı kaçırmak da gerçekten üzdü bizi. Evet, karşılaşma başladı. İlk 10 dakikalık zaman dilimi 0-0 geçiyor. Olimpico'da iki takımın da birer şut denemesi var. Henüz net gol pozisyonu yakalayamadı iki takım da ilk 20 dakikalık zaman diliminde. Gözler tabii ki Talisca ve Luka'da. Şimdi Talisca orta, Gutierrez vurdu dışarıya. Ya bu tarz maçlarda duran topları canlandırmak çok önemli. Bakalım bu konuda başarılı olabilecek miyiz? Evet, ilk yarım saat tamamıyla 0-0'a kilitlenmiş bir oyun söz konusu. Talisca yine 6,5 performans puanıyla hayal kırıklığı yaratıyor arkadaşlar. Talisca büyük maçların küçük oyuncusu mu acaba diye düşünmeye de başlamadım değil. Kötü bir ilk yarı. İki takım adına da kötü bir ilk yarı ama Napoli için buradan deplasmandan bir puan almak önemli. İlk yarı 0-0, 4 şut, 1 isabet, 0-14 gol beklentimiz var. 3 isabetsiz şut, 0.13 gol beklentileri var. Her şey başa baş diyebilirim. Ama Talisca'nın performansı büyük hayal kırıklığı arkadaşlar. Büyük hayal kırıklığı. Evet, artık bekleri ileri atmanın zamanı geldi. Bekleri ileri atarken Kraus'u biraz geri çekeceğim. Aynı takım başlayacağım. İkinci yarı değişiklikleri yaparız. Ne yazık ki pozisyon üretemiyoruz. Yani
Pozisyon üretmekte zorlanıyoruz. Skor 0-0'a takılmış durumda, dakikalar 62'ye geldi. Yani net gol iki takımın da yok. Yani savunmada iyi izleyeceğim. Ama bunda hiç çok kötüyüz. Şimdi Kvaratskhelia, Kraus gitti aldı topu. Yani tek golle kazanırsak iyi ya da kötü çok büyük avantaj arkadaşlar. Öyle bakalım. Tabelaya bakacağız bu maçlarda. Lazzari, Luka, Talisca. Şimdi Lazzari'yi kaçırdı, olmadı. Yalnız savunma hatları çok iyi. Kim Minje ve Bongimo çok iyi oyuncular arkadaşlar. Hakikaten Kim Minje çok iyi oyuncu. Torino'dan aldıkları Bongimo da iyi oyuncu. Politano. Evet, çıkmaya çalışırlarken Luka araya girdi. Luka. Kraus aradan bıraktı. Gol pozisyonu ve gol. Emin Guri 1-0. 1-0 63. Tek fırsat gol. Kraus'tan asist ki çok kötü oynuyordu. 1-0 öne geçiyoruz. Napoli karşısında. Burada Luka kazandı. Bıraktı. Kraus aradan çok iyi gördü Alman ve Emin Guri sağ ayak içi plaseyi köşeye yolluyor. Ve Olimpico'da Napoli karşısında bu kritik maçta 1-0 öne geçiyoruz. Evet, şimdi tek net gol pozisyonumuz. Bekler ileri çıkmayın fazla abicim. Tempoyu standarta düşürün. Şimdi arkadaşlar ben Talisca'yı alacağım. Baturani'yi koyacağım o bölgeye. Kraus kalsın ama Fagioli'nin yerine de bir Nico hamlesi yapacağım. Sol tarafta da Miguel Gutierrez. Bjorkan değişikliği yapacağım. Bu dakikadan sonra Napoli bayağı bir kalemize gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi Baturina dakikalar 67. Orta Luka vurdu dışarıya. Gerçekten bireysel performans anlamında yine yıldız isimlerimizden çok fazla verim alamadık. Hatta bir Kangleri'yi de atacağız. Luca Romero çok kötü. Bir Kangleri hamlesi yapalım. Luca Romero'nun aklı transferde kaldı tabii. 76. Valla şu oyunla kazanıp çıkarsak bence sıkıntı yok. Hiç iyi oynamadık. Tek fırsat. Evet, iyi bir savunma gücü yaptık belki. İyi kapandık. Lider karşısında oynuyoruz sonuçta. Ama bu oyun bizi nereye kadar götür açıkçası onu bilemiyorum. Evet, 1-0 öyle ya da böyle kazanıyoruz. Bir derin bir oh çekiyoruz. Inter maçında bir puan alsaydık çok ciddi avantajımız olacaktı arkadaşlar. 10 şut 3 isabet 0-56 gol beklentisi. Kötü bir hücum performansı. Savunmada iyiydik. Rakibin sadece 7 şut 4 isabet 0-57 gol beklentisi var. Tek fırsat bulduk ve Guri ile 1-0 kazandık maçı. Guri 8.1 ile maçın en iyisi. Tom Kraus 7.1, Estev 7, Lazar 7.3 ve Provdal 7.3 ile oynadı. Lazar 7.4 pardon. Yine Luka ve Talisca'dan performans alamadık ama kazanmak önemli. Lideri yendik. Lideri yendik. Ve böylecelikle liderliği aldık ama maç fazlamızla Inter'in 41 puanı, Juventus'un 41 puanı var arkadaşlar. An itibariyle Juventus ve Roma deplasmanda berabere kalmış. İnanılmaz bir lig yarışı. Müthiş bir lig yarışı. Yani şuraya bakın. Eğer biz 20 maçtayız. 19 maçta Inter, Juventus ve Milan'ın 41 maçı var. Bu da 3 takım eksik maçlarını kazandığında 4 takım 44 puanlı olacak 20. haftada. İnanılmaz. İnanılmaz. Evet, şimdi direkt Juventus deplasmanına gideceğiz. Allah yardımcımız olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Zor bir maça daha gidiyoruz. Nico olayı, Nico transferi çözümlenecek mi arkadaşlar? Ona bakacağız. Nico Ricci bu maça yetişirse ciddi avantaj olur bizim için. Ama sıkıntılı bir maç. Sıkıntılı bir maç. Sıkıntılı maç. Bir puan yine bizi potada tutar. Yani şu Inter'den bir puan alsak. Evet, Nico gitti arkadaşlar. Nico'yu 25 milyon euro keş bedelle Borussia Dortmund'a yolluyoruz ve 21,5 milyon euro kasaya attık. Artık Ricci'yi bekliyoruz. Ricci'yi bekliyoruz. Tom Kraus bu arada sarı kart cezası, oynayamayacak Juventus maçında ama Juventus maçında Milinkovic Savic de geri geliyor. O da büyük avantaj bizim için. Evet, Juventus Lazari kiralamak istiyormuş. Tabii ki teklifi reddediyoruz. Lazari kiralanamaz. Kiralanamaz. Son haftalarda o da iyi. Ama ben Juventus deplasmanında Bellanova ile başlayacağım arkadaşlar. Sağ bekte daha güçlü bir oyuncu Lazzari'ye göre. Evet, Lorenzo Lucca gelişimini sürdürüyor ama son iki maç biraz performansında bir düşüş var. Matteo Kangleri de gelişimini sürdürüyor ama arkadaşlar Kangleri geçtiğimiz sezonu mumla aratıyor adeta. Ve Hırvat Baturina da gelişimini sürdüren bir başka oyuncumuz. Hırvat Martin Baturina iyi bir yedek oldu. Evet, bu arada şok bir puan kaybı. Hiç beklemediğimiz bir puan kaybı. Inter Spal karşısında 90-3'te bir puanı zor kurtarmış ve böylecelikle 20 maç 42 puanda kaldı. Lideriz an itibariyle. Müthiş bir heyecan. Müthiş bir heyecan. Yani Inter'i ah ah diyorum. Inter deplasmanından bir puanı koparabilsek çok rahat bir Juventus de. Yani şu 3 maçtan 4 puan bile bizi zirvenin yarışında tutacak, öyle gözüküyor. Bundan sonra nispeten rahat bir fikstür var.
Roma Milan. Haydi Roma. Haydi Roma. Senciyiz Roma. Roma Milan oynuyor. Fabian için kiralama teklifi var. Reddedeceğiz. Kalsın arkadaşlar. Çünkü sakatlığı var. Cezası var. Orta saha, merkez orta saha rotasyonunu güçlü tutmamız lazım. Evet, Guri'de 1-2 günlük bir sakatlık var. Yapma be abi ya. Juventus maçına telle başlayacağız. Haydi ya. Şampiyonlar Ligi'nde de bu arada Leipzig'le oynayacağız Atalanta maçından sonra. Orada da hedefteyiz. Şu an 8. sıradayız. Son iki maç, ama son iki maçımız acayip zor. Leipzig'i ağırlayacağız ve Real Madrid deplasmanı çıkacağız. Ama hedeflediğimiz 8 ile 24. takım arasında kalacağız muhtemelen. Ve playoff'ta oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Hedefimiz oydu. Bu sezon hedef tamamıyla Serie A. Evet, Milan'da mağlup oluyor. Milan'da mağlup oluyor Roma'ya arkadaşlar. İnanılmaz çekişme devam ediyor. Juventus'un eksik maçı var. Diğer maçlar tamamlandı. 20. önce hafta maçları. Lazio'muz 20 maç 44 puanla zirvede. Roma 43 puanda. Napoli 42. Inter 42. Juventus 19 maç 41 puanda. İnanılmaz. Hakikaten müthiş. Yani şu an aslında bakarsanız rakiplerimizin aldığı sonuçlarla bu fikstürden öyle ya da böyle bir lider zirve yarışında tutunarak çıkacağız. Ama şu Juventus deplasmanından en kötü bir puanı çıkartmamız lazım dostlar. En kötü bir puanı çıkartmamız lazım. Yoksa sıkıntı olacak. Biraz savunma ağırlıklı, o yüzden değişiklikler yapabilirim. Ters ayaklı kanat oyuncusu hücumları normale alabilirim. Desteği alabilirim. Ortada Mezzella ile kullanabilirim. Ortadan delmeye çalışacağız Juventus'u. Çünkü muhtemelen üçlü savunmayla oynayacaklar. Üçlü savunmada kanatlardan gitmenin çok bir esprisi yok. Kenar stoperler ve kanatları iyi kapatıyorlar. Evet, Juventus deplasmandayız. Napoli Sampdoria'yı 7-0'la geçmiş arkadaşlar ve zirveye oturuyor an itibariyle. Haydi bakalım. Evet, stres. Kraus yok ama Milinkovic-Savic hafif, yani tam maç kondisyonu olmamasına rağmen bu karşılaşmada oynatacağız. Cagliari'yi alacağız. Sol tarafta Matias Tel'i oynatacağım. Fagioli orta sahada oynayacak zaten. Milinkovic-Savic'i Mezzella destek yapacağım. Dediğim gibi bunları da ters ayaklı kanat oyuncusu desteğe çekeceğim arkadaşlar. Ters ayaklı kanat oyuncusu desteğe çekeceğim. Bunlar kanat bek hücum olsunlar. Kanat bek hücum olsunlar. Beklerim ileri çıksın ama. Tamam. Bir de kanatlardan rakibi zorlayabiliriz. İki kanadı da kapatacağız çünkü bir nevi. Rakibi kanatlardan oynamaya zorlayalım. Kanatlardan, çünkü iki ters ayaklı kanat oyuncusu destek ve iki kanat bekle oynuyoruz. Ortadan delmeye çalışacağız onları. Evet, başka bir değişiklik yok. Crowdle, Gutierrez. Bellanova'yı alacağım. Bellanova'yı alacağım. Evet. Provdal, Gutierrez, Estevraut, Bellanova, Milankovic, Savic, Fagioli, Tel, Talisca, Kangleri ve Lorenzo Lücke 11'de çıkıyoruz. Zor maç. Juventus sonuçta rakip. Birazcık da farklı değişiklikler yaptık taktikte. Umarım patlamayız. Szczęsny, Christiansen, Okoli, Bremer, Bernat, Ward Prowse, Locatelli, Chiesa, Yankov, Rafa ve Vlahovic. Vlahovic'e çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bir puan bizim için hakikaten muhteşem olur. Yani bir puan bizim için olağanüstü olur. Evet, karşılaşmanın 5. dakikasında içindeyiz. Juventus'un baskılı olduğunu söyleyebilirim. 2 şut 1 isabetleri var an itibariyle. Topla oynayan Lazio'muz ama şutlar Juventus'tan geliyor. İlk 15 dakikada bu baskıyı açıkçası bekliyordum. Rakip Juventus, geçtiğimiz sezonki Juventus değil ama bizim de şutlarımız var. Hatta şu an şut XG topla oynamada daha üstünüz. Şimdi Talisca orta, kafa gol. Milinkovic-Savic kaptan geri geldi 1-0. Dakika 27. Dakika 27. Milinkovic-Savic 1-0 yapıyor skoru. Çok iyi yükseliyor. Talisca'dan asist. İyi savunma yaptık. Bir duran topla da golü aldık. Devam, devam. Şimdi Bernat abi, hemen yemeyelim ya. 27'de attık, 28'de yemeyelim ya. Yemeyelim ya. Yemeyelim ya. Dışarıya Yankov. İlk yarım saati 1-0'la geçiyoruz. Lazio'da arkadaşlar. Şimdi Bellanova. Fagioli. Talisca. Tel. Matias Tel. Müthiş gol. 2-0. 2-0. İnanılmaz bir gol. Tel niye burada kaldı durdu ya? Diğerleri seviniyor. Tel niye sevinmiyor? Ha, enteresan bir gol sevinci. Harika bir gol bulduk arkadaşlar. Guri sakatlandı, üzüldük. Tel. Hocam üzülme diyor ayak içiyle. Muhteşem bir gol bu gol. Muhteşem gol. 2-0. Durdurduk ve bir duran top, bir de uzaktan golle vurduk adeta Juventus'u an itibariyle arkadaşlar. Torino Allianz Stadyumunda 2-0 öndeyiz.
Çok iyi bir ilk yarıda oynadığımızı söyleyebilirim. Rakibi sadece 5 şut, 3 isabet, 0.45 gol beklentisinde tuttuk. 9 şut, 4 isabet, 0.76 gol beklentisinde %65 topla oynamadan Milinkovic Savic ve Matias Tel gollerini bulduk. Lorenzo Lucca'nın kötü olduğunu görüyoruz ve de Kanglieri kötü. Onun haricinde şu an bir sıkıntı yok takımda. Elleri kenetleyip bol bol şut çektik. Devam gençler diyoruz. Bellanova'yı iyi ki oynattım diyorum. Şu an 7 performans puanıyla gecenin en iyilerinden. Şimdi Locatelli, Rafa, dikkat, dikkat, dikkat dışarıya. Chiesa dışarıya vurdu bu pozisyonda. Dakikalar 52. Christiansen, evet kanada açıldılar. Çözdüler olayı, çözdüler arkadaşlar. Yapma penaltıyı, yapma penaltıyı ya. Penaltı yedik. Şunu çözdüler, kanat yapmayacağız. Vallahi Lucca'cığım, ben dayanamıyorum sana. Lucca, Elvahi'yi alacağım. Anglieri'nin yerine de bir Lucca Romero hamlesi yapalım. Gutierrez yerine de Bjorkan'ı alalım. Onun haricinde bir değişiklik yapmayacağım ama ikinci yarıda bizim olayı çözdüler. Kanatlardan geliyorlar dikkat ederseniz. Ve penaltıyı da yedik. Maçın 51. dakikası. Maç adeta yeniden başlayacak Vlahovic'in penaltısıyla. 2-1 arkadaşlar. Evet. Maç yeniden başlıyor. Torino'da maç yeniden başlıyor. Bizim forvette bakmamız lazım aslında. Bütçe yaratabilirsek Lucca'yı yedekleyecek. Vahi ne kadar yedekleyebiliyor Lucca'yı, soru işareti arkadaşlar açıkçası. Evet, Juventus baskısı devam ediyor. İkinci yarıda hakikaten üstümüze kabus gibi çöktüklerini söyleyebilirim. Herhangi bir şut girişimimiz yok. Şu an tamamıyla maçı tutmaya çalışıyoruz. Şimdi Christiansen, Rabiot, Locatelli, Okoli, Rabiot, Vlahovic, döndürtme, döndürtme, yapma bunu, yapma bunu, dışarıya vurdu. Evet, bir hamle yapmamız lazım. Bir hamle yapmamız lazım. Şu Dalsuk önde savunmayı kapatıp biraz takım boyunu geriye çekmemiz lazım. Acayip geliyorlar arkadaşlar. Bekleri de ileri atmayalım, tempomuzu düşürelim. Dikine pas, koşu yoluna pas aç. Zaman geçirmeyi de arttıralım. Devam. Bir dakika, bir de şunu. İçeriye kırılsın diye kanat forvet destek yapacağım. Bitir hakem maçı. Bitir. Şimdi Talisca, bir duran top. Orta savunma çıkarttı Rabiot. Geçiş ucumuna dikkat çocuklar. Ay 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 ay, orta bomboş. Orta bomboş. Ne yaptınız çocuklar? Yapma, yapma. 2-2. Eski dost Luis Alberto 82'deki ikinci yarıda hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık ikinci yarıda. İzledik. İzledik ikinci yarıda. 2-2 oldu. Ya böyle de geçiş hücumu yenmez ki ya. Böyle de geçiş hücumu yenmez yani. Bu kadar basit gelmemeleri lazım abi. Çok basit geldiler. Yine hücuma döneceğiz. Ama biraz sanki iş işten geçti gibi hissediyorum arkadaşlar. İş işten geçti gibi hissediyorum açıkçası. Sakin bu Yorkan. Sakin oğlum, sakin bak, sakin. Kaptırırsan gol yeriz. Ulan alın şu dönen topu. Al şu dönen topu. Haydi şimdi bir geçiş hücumu. Haydi Lucca Romero. Hiçbir şey yapmadın. Penaltı be. Penaltı 90. dakika. 90. dakika penaltı. Hiçbir şey yapmadı Lucca Romero. İkinci yarıda oyuna girdi ama penaltıyı alıyoruz arkadaşlar. Of. Müthiş bir heyecan. Müthiş bir heyecan. Penaltıyı aldık. Evet, topun başında Tel. Bu sefer atıyor ikinci golü. 3-2. 3-2. Inter deplasmanını da kaçırdı ama Juventus karşısında atıyor. Ve uzatmalara 3-2 önde giriyoruz. 2-0'dan 2-2'ye yakalandık. Ama bir geçiş hücumu ve golü bulduk. Aferin çocuklar, aferin, devam. Of. Bitir, 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 bitir. Bitti. Çok kritik. Belki de sezonun en kritik deplasman galibiyetini penaltıdan aldık arkadaşlar. 3-2 yeniyoruz Juventus'u. Milinkovic Savic ve Matias Tel'in 2 golüyle. Tel geceye damga vurdu. 7.9. Talisca'dan bu geceyi performans 7.5. Fagioli fena değildi. 7-2. Kaptan Milinkovic Savic 7.7. Raut 7 ve Bellanova 7 performans puanıyla oynadılar.
hakikaten çok kritik, ileride değerini anlayacağımız bir sonuç elde ettik arkadaşlar. Juventus deplasmanında ve 21. haftada lideriz. 21 maç 47 puanımız var. Napoli 21 maç 45, Roma 20 maç 43, Inter 20 maç 42, Juventus 20 maç 41. Yani eksik maçlarını rakiplerimiz alsa bile bu zorlu 3 fikstür sonunda lider olarak kalmayı garantiledik. Lider olarak kalmayı garantiledik. Şu Juventus deplasmanından bir puanı kurtarsak çok daha iyi olacaktı arkadaşlar. Evet, aralıksız 3 maç yaptık. Ben de biraz havalanayım hem arkadaşlar. Bir duman molası. Ondan sonraki maçlar devam edecek. 3 maç daha beraber oynayacağız. Atalanta İtalya Kupası, Şampiyonlar Ligi Leipzig maçı ve kendi sahamızda Genoa'yı ağırlayarak bu videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Transfer dönemi olduğu için Ricky'nin gelişini bekliyoruz. Atalanta karşısında oynatabiliriz. Ricky'yi direkt ilk 11'e koyacağız. Merkez orta sahamız Ricky ve Milinkovic-Savic'den olacak bundan sonra. O yüzden direkt Atalanta maçına geçmeden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Ricky transferini bekliyoruz artık. Ricky geldiği zaman orta sahada daha güçlü bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Ama şu 3 maçtaki Inter maçında penaltı kaçırdık. 1 puan alıp 7 puanla çıksak çok iyi oynadı olurdu. Çok mu iyi oynadık? Hayır. Çok iyi oynamadık ama sonucu aldık, istediğimiz zirvede bitirdik bu 3 maçlık fikstürden sonra. Evet, Samuel Ricky'yi aldık arkadaşlar. 23 milyon euro, 29 milyon euroluk transfer bütçemizden düşecek. Totalde taksitlerle birlikte 42,5 milyon euroyu kadromuza katıyoruz. İyi bir oyuncu, net iyi bir oyuncu. Oyuncunun lisans kaydını yapalım ve şuradan Provadal karşılıyor. Antrenmanı da hemen ayarlayalım. Ben onu çok net derin oyun kurucu oynatacağım merkez orta sahada. Derin oyun kurucu destek çalışsın. İki kat ağırlığı da dayayalım. İyi oyuncu aldık arkadaşlar. An itibariyle transfer değeri 81 milyon euro ile 102 milyon euro arasında. Tekniğiyle derin oyun kurucu rol ve görevinde bize fayda sağlayacaktır. Teknik 15, pas 17 ve dribbling 14. İlk kontrol oyuncu özellikleri var. Fiziksel olarak da dayanıklılığı ve dengesi gerçekten iyi bir oyuncu. Yani biz gegenpress, daha sık önde savunmayla oynuyoruz. Bizim takımda iş yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, Raul ve Miguel Gutierrez ne yazık ki sarı kart cezası sebebiyle önümüzdeki lig maçında oynayamayacaklar. Şimdi Atalanta ile oynuyoruz. İtalya Kupası 3. tur maçı. Biraz rotasyon yapacağım bir maç olacak. Lazio maçı çok önemli çünkü arkadaşlar. Lazio maçı diyorum. Leipzig maçı çok önemli. Hafif rotasyonumuz olacak. Samuel Ricky ilk defa ilk 11'de kullanacağız bu karşılaşmada. Ondan sonraki Leipzig maçını da kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde artık ilk 24 takım arasında olmayı garantilemek istiyoruz. Ama Leipzig gerçekten bakın oyundaki en ters takımlardan biri. Gününde olduğu zaman çok hızlı patlayıcı oyuncuları var. Bize ciddi sıkıntı çıkartabilirler. Merkezden değil kanatlara yönlendirmemiz lazım takımları. Bizim merkezimizde Mezzella'la oynadığımız için, Mezzella ve merkez orta saha destek oynadığımız için sıkıntı yaşayabiliyoruz. Rakipleri biraz kanatlara atacağız. Gidin kanata diyeceğiz. Gidin ortada yapsınlar, sıkıntı yok. Este ve Raul uzun boylu stoperlerimiz. Evet, Romero'ya teklifler devam ediyor. 13,5 milyon euro cash, taksit 6 aylık 2,8 milyon euro. Total 16 milyon euro reddettik. Bjorkan'a kiralık teklif var, reddediyoruz. Ve devam ediyor. Yani çok ciddi değişiklik olmayacak. Aslında amacım bir forvet de almakta ama elde bütçe yok arkadaşlar. Forvete bütçesizlik nedeniyle bir takviye yapamayacağız. Vahi çok kötü. Bence şu Lazio kariyerimizdeki ki yaklaşık tam bir sezonu devirdik. Yine Ocak gibi gelmiştik geçtiğimiz sezon. En kötü transferimiz Vahi oldu diyebilirim. Açık ara yani, açık ara. Evet, Şampiyonlar Ligi kayıtlarını yapalım. Ricky'yi ekliyoruz. Luca Romero'yu ekliyoruz. Vahi'yi eklemiyoruz. Evet. Teli de mi eklemedik lan? Tete. Tete sakatsın be abi. Senin neyini ekleyeceğiz? Tete. Tete sakatlığını atlatmış. Tete'yi bir transfer listesine koyalım. Bu dakikadan sonra orada Luca Romero ve Kangler var. Evet, bakın şimdi 25 milyon euro Tete'yi satarsak bir transfer bütçesi oluşturabiliriz arkadaşlar. Tete ligde de oynamıyor. Vahi'nin sıkıntı yapacak bir durumu yok. Yani zaten çok kullandığımız bir oyuncu değil. Bir de belirli oyuncu kaydetme hakkımız var. 3 oyuncu kaydedemiyorum. 2 oyuncu kaydediyordum. O yüzden Vahiy'i kaydedemedik. Şimdi Tete'yi satabilirsek ama Tete'ye teklif yok. An itibariyle fazla mı geldi para? 20 milyon euro. Beleş aldık. 20 milyon euro kar iyidir bence. Bir tane forvet çekebilirim. Evet, Atalanta karşısındayız arkadaşlar. Ufak tefek rotasyonlar yapacağız. Telle başlayalım. Yine Baturina İtaliçka'yı dinlendirelim. Bu Yorkan sol beke, Lazzari sağ beke geçsin. Luca Romero'yu Kangler yerine alalım. Van Hekke'yi Estev yerine alalım. Onun haricinde yeni transfer Ricky ve Kraus. İkisini de bu kadar. Ricky'yi oynatacağım.
Fagioli yerine Kraus'u orta sahaya Milinkovic-Savic yerine koyacağım. Şimdi şu taktiğe bir daha göz atalım. Bir tane kanat forvetle oynayacağız arkadaşlar. Bir tane kanat forvet, bir tane ters ayaklı kanat oyuncusu destekli oynayalım. Tamam, rakibi kanatlara zorlayalım. Kanatlardan oynatmaya zorlayalım rakibi. Şunları yalnız birazcık öne atıp iki yönlü bek hücum yapacağım. Tamam. Evet, Provodil, Bjorkan, Van Hekke, Raut, Lazzari, Kraus, Riki, Tel, Baturina, Lukka ve Romero 11 ile çıkıyoruz. Aslına bakarsanız çok önemli bir karşılaşma değil. İtalya Kupası hedeflerimizden biri değil ama kazanmak istiyoruz tabii ki. Aslında Lukka'yı da dinlendirebilirdik biraz. Bu 3 maçta hayal kırıklığı yarattı, büyük 3 maçta Lukka, ama ona güveniyoruz. Talisca son maçta biraz kıpırdadı Allah'tan. Lukka'ya da güveniyoruz arkadaşlar. Evet, ilk 6-7 dakikalık zaman diliminde herhangi bir şut girişimi yok iki takımın da. Roma Olimpico'da skor 0-0, bir denge oyunu söz konusu. Şu an Raut en başarılı oyuncumuz. Sol taraftan Ruggeri taç atışını kullandı. Duvan Zapata gol pozisyonu var. Müthiş bir gol yedik. Mauro Arambarri harika bir gol attılar. 1-0 önde Atalanta Lazio'muz karşısında. Yani 4-3-3 de var kafamda aslında ama 4-3-3 oynadığımız zaman Talisca'yı kullanamıyoruz arkadaşlar. Talisca o fizik gücüyle üçlü merkez orta sahada, ne üçlü merkez orta saha oynadığımız zaman merkezde oynayamaz. Kanatlarda da o hızla, hızlanmayla oynaması çok zor. Şimdi Trossard, Duvan Zapata. Evet, çok kötü başladık karşılaşmaya. Duvan Zapata çok net bir gol pozisyonundan daha yararlanamadı rakibimiz. Müdahale etmemiz gerekiyor. Bunlar biraz merkezden o zaman. Sahte bek hücum yapalım. Kanatlardan pozisyon veriyoruz. Merkezden oynamaya zorlattıralım. Evet, 19 dakika kötü geçti açıkçası. Kötü geçti yani, iyi bir 19 dakika oynayamadık. Lazzari, Luka. Aradan bu Hırvat Baturani, top kontrolü çok kötüydü. Yoksa çok iyi bir pastı aslında Luka Romero'dan. Zapata, Raut ve Van Hekke'yi oldukça zorluyor an itibariyle. Şimdi Lazzari. Sağdan geliyor Lazzari. Savunma arkasına koşu geldi ama etkisiz top. Rubreri. Merkezden geliyorlar. Kanada açtılar. Rubreri geliyor. Tehlikeli geliyorlar yine. Trossard. Rubreri. Zapata üst direkten dışarı. Çok kötü bir ilk 20 dakikayı Olimpikada geçirdik arkadaşlar. Çok beklentilerin çok altında, bireysel performanslarımızın oldukça vasat olduğu bir ilk 20 dakika. Olimpiko'da 3 şut 1 isabet, bizim iç sahada çok alışık olduğumuz bir hücum temposu değil açıkçası. Şimdi Polomino, Arambrari, Rosart, Raut araya girdi. Ah be abicim ya. Ricky de ilk maçında 6.4 performans puan ortalamasıyla oynuyor. Şimdi Rugreri sol taraftan geliyor. Ceza sahasında Provodil, dakikalar 43. Kötü bir ilk yarı geçiriyoruz. Bireysel performanslarımız da kötü. Sahaya yerleşimimizde de sıkıntı olduğu çok bariz. Şimdi Tel. Bıraktı Kraus. Kraus. Kraus bir deneme dışarıya vurdu Alman oyuncu. Maçın 43. dakikasında. Evet, ilk yarıda gerçekten hayal kırıklığı var. 4 şut 1 isabet, sadece 0.16 gol beklentimiz var. Rakibin 7 şut 3 isabet, 0.86 gol beklentisi var ve topla %68 oynamışlar arkadaşlar. Bu ciddi bir sıkıntı. Ciddi bir sıkıntı. %68 topla oynamaları, oyuna hükmetmeleri demek. Bu da bizim şu an itibariyle biraz oyuna kontrolümüzü, oyunu domine etmemizi açıkçası güçleştiriyor. Cagliari, Luca Romero'da bir sakatlık var. Cagliari'yi atacağım ama oyuncu değişikliği yapmayacağım. Hatta Luca yerine Vahiy'i koyacağım. Şimdi biraz tempoyu düşüreceğim ben. Çok basit top kayıpları yapıyoruz. Bu bize pahalıya patlıyor. Önde basmaya devam edeceğiz. Ve başka bir değişiklik yapmayalım. Hadi bakalım. Çok basit top kayıpları ve çok basit tempoyu yüksek oynadığımız zaman rakip paldır küldür geliyor üstümüze. Carneşi, Polomino, Rafael Toloi, Gila, Rafael Toloi'den yine Carneşi, Polomino. Çok rahat çıkıyorlar. Yani şuradan bu kadar rahat çıkartmamak lazım rakibi.
Offside yok mu? Dışarıya vurdu. Vallahi offside ama çok kötü. Yani hala oyuncu değiştirmeyeceğim. Görmek istiyorum, değiştirmeyeceğim. Ya elensek de sıkıntı değil. Sadece oyunda bir kıvılcım bekliyorum şu an itibariyle. Şimdi Toloi çok rahat. Bakın burada hiçbir etki koyamıyoruz. Zapata o kadar güzel duvar oynuyor ki an itibariyle. 2-0'ı da yedik Pessina. Savunma arkasında bir top. 2-0'ı yedik. Müthiş oynuyor Duman Zapata. Pivot santroforu harika oynuyor şu an itibariyle. Bakın buraya merkeze yardıma geliyor. Duvar oluyor, alıyor. Ve harika bir ara pası çıkartıyor. Savunmamız resmen uyumuş sol bekimiz Bjorkan. Pessina da ilk içiyle topu filelere yolluyor. Evet bu maç dönmeyecek arkadaşlar. Bu maçta bize ekmek yok. Çok kötü bir oyun. Açıkçası önümüzdeki maçlar içinde bir uyarı diyebilirim. Ne yapıyoruz orada ya? Ne yapıyoruz? Ya hiç kontrol edemedik oyunu. Merkezi o kadar çabuk delip geçtiler ki şunu iki önlü orta saha destek yapalım bari. Öyle delip geçtiler ki merkezi artık riski yani riski alacağız. Yorkan, bakar mısınız? Çıkamıyoruz da. Yani biz Olimpico'da hiç bu kadar ezilip büzüldüğümüzü hatırlamıyorum çok net. Neyse bu bir avantajı var. İtalya Kupası'nda böyle bir sıkıntı, böyle bir maç yaşıyoruz an itibariyle. Umarım ligde böyle bir karşılaşma yaşamayız. Cagliari. Ooo, acayip bir gol attı Cagliari. 2-1 oldu arkadaşlar ama müthiş bir goldü bu gol. Ne kadar temiz vurdu o dar açıdan ya. Yani yoktan var etti Cagliari golü. 2-1. Yeni transfer Samuel Ricci 6.3 ile oynuyor. Müthiş bir gol arkadaşlar. Harika bir gol attı. Ya bireysel oyuncu sadece Ricci üzerinden okumamak lazım. Ama genel anlamda bireysel performansımız gerçekten yerlerde şu an. Evet 72. dakika yani bir türlü oyuna giremediğimiz bir karşılaşma. Hala rakibin etkili olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Birkaç şut denememiz var. Cagliari'nin inanılmaz bir bireysel performans golü var. Onun haricinde bugün Atalanta gerçekten sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyete doğru emin adımlarla gidiyor. Şimdi Baturina bir duran top. Evet penaltı kazandık. İnanılır gibi değil. Tabii ki bu kadar kötü oynadığımız bir maçta maçı bırakmamak önemli. Dakikalar 86. Komik yani şu anki durum komik gerçekten hiç hak etmediğimiz maç. Ama işte futbol hatalar oyunu diyoruz hep. Şimdi topun başında Matthias Tel tertemiz bir penaltı atıyor ve 2-2'yi yakaladık. Bu kadar kötü oyun. 2-0 mağlubiyet ve geri dönüş 2-2. En azından biraz umut ışığı diyelim bizim açımızdan. Evet dakikalar 90. Uzuyor mu yoksa penaltılar mı gidiyor bilmiyorum. Yoksa bir maç daha var. Uzuyor arkadaşlar uzuyor. Bir son anlardaki baskımız bizim de 13 şuta gelmemize sebebiyet verdi. 13 şut 3 isabet 1.51 gol beklentimiz var. Onların 13 şut 8 isabet 1.64 gol beklentisi. Şimdi biraz oyuncu değişikliği yapacağım. Ricci'yi çıkartalım. Ricci yerine oraya bir Fagioli hamlesi yapalım. Kondisyonu bayağı bitik oyuncular var. Lazzari yerine Bellanova yapalım arkadaşlar. Talisca'yı da şöyle alalım. Talisca'nın riskinden yararlanın. Tempoyu biraz düşüreceğim ama. Tempoyu biraz düşüreceğim. Biraz da şöyle yapacağız. Devam. Hiç umudum olmadı bir maçta uzatmalara geldik. Çok enteresan. Bu da Lazio'nun büyüklüğü diyebilirim yani tamamıyla. Şimdi Raut. Ortayı iki yönlü orta saha yapınca daha etkili olduk. Çünkü merkezi o kadar çabuk delip geçtiler ki. Şimdi Bjorkan'la geliyoruz sol taraftan. Dakikalar 96. Bjorkan, Bjorkan, Bjorkan. Abi o kadar güzel gittin. O şutu atamayacağını sen benden daha iyi biliyorsun. İçeri çevir. Niye zorluyorsun ki? Niye zorluyorsun yani? Evet maç penaltılara doğru gidiyor arkadaşlar. Maç penaltılara doğru gidiyor. Uzatmanın ikinci yarısına da başladık. Şimdi bir duran top. Talisca. Bir penaltı daha. Yok hayır özür dilerim. 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldık. Şimdi Matias Tel yerine orta sahaya Fabian'ı atacağız. Şöyle iki gizli forvetle oynayacağız.
Tempoyu düşürelim. Defanstan kısa pasta çıkmayalım. Koşu onu hücuma açalım. İleride basmaya devam. Evet, o kişi kaldık. Kraus ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Skor 2-2. 115. dakika içindeyiz. Penaltılara gidiyor gibi gözüküyor maç. Provadal'ın 7.1'lik performansı var. Penaltılarda iyi bir pozisyon, iyi bir performans sergileyebilir diye temenni ediyorum. Şimdi son atak, belki de 120. dakikadayız. Simeone ceza sahası offside, 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 offside. Nereye vuruyorsun? Kesin offside. Evet, penaltılara gidiyoruz. Penaltılara gidiyoruz. Şimdi Bjorkan çok kötü pas. Aradan Allah, penaltılara gidiyoruz diyoruz ama vur gitsin şu topa ya. Aha! Talişka! İçeriye! Offside, offside, vahiy offside. Bitir hakem de penaltıları izleyelim hadi. Evet arkadaşlar, penaltılardayız, penaltılardayız. Fagioli, Talisca, Raut, El Vahi ve Kangleri. Hadi bakalım. Takım konuşmanızda kendi sahamızda oynayacağız. Bunu fırsata çevirdim beyler diyorsunuz ve penaltılar başlıyor. Ya bu kadar yorulduk, bari turu geçelim. Simeone. Güzel bir penaltı, kaleciyi terse yatırdı. 1-0 önde Atalanta. Fagioli geliyor topun başına. Penaltıcılarımız bu arada çok iyi değil. En iyi penaltıcımız 13'te atıyor. 13 özellik. Harika bir penaltı Fagioli'den. Müthiş bir penaltı. Yalnız stattaki boşluklar dikkat çekiyor. Hakikaten bu takıma yakışmayan bir stat doluluk oranı ile oynuyoruz arkadaşlar. Kale arkasındaki ya da alt tribünlerdeki maratondaki boşlukları görüyorsunuz. Talisca geliyor. Dakikalar, dakikalar değil ya. Penaltılar 2-2. İki takım da iki penaltıda hata yapmadı. Şimdi Haydara. Burada attı o da. 3-2 önde Atalanta. Raut. Evet, stoper oyuncularından her zaman korkacaksınız penaltı atarken. Raut hiç beklemedi ve kaçırdı. Ne yazık ki kaçırdı. Ederson. Atalanta avantajı eline almak için geliyor. Avantaj Atalanta'da. Kaçırırsak eleniyoruz. Atarsak son bir ihtimal daha var diyoruz arkadaşlar. Rakibin kaçırmasını ve kale ya da kalecimizin kurtarmasını bekleyeceğiz. Vahiy geliyor. Kaçırır bu ya. Çok büyük hayal kırıklığı. Attı. Hiç de gerilmeden attı. Tertemiz bir penaltı attı. Evet, artık Atalanta atarsa arkadaşlar tur Atalanta'nın, eleniyoruz. Patris. Tur Atalanta'nın, tebrik ediyoruz. Bence 90 dakikada da zaten hak etmişlerdi arkadaşlar. 2-0'dan 2-2'ye geldik ama hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Provdal 7.4, Raut 7.5, Bjorkan 7-1, Fagioli 7-1, Kangleri 7-3 ve Talisca 7-2 ile oynadı. Lazlar da 7-3 ile oynadı ama sonuna kadar Atalanta'nın hak ettiği bir turdu. Penaltılarla bizi eliyorlar, eliyorlar. Çok takılmayalım. İtalya Kupası çok önemli değil ama sadece performans anlamında sıkıntımız var. Ve Romero, 3-4 hafta Romero'yu kaybediyoruz. Ne yazık ki. Kraus ceza aldı ve cezasını kabul etti. Evet arkadaşlar, direkt maça götüreceğim sizi. Transfer döneminde şu an için herhangi bir gelişme yok. Bütçemiz yok. Muhtemelen Ricky transferiyle kapatacağız Ocak transfer dönemini. Leipzig'i ağırlıyoruz 7. hafta karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi lig etapında. Evet arkadaşlar, Leipzig karşısındayız. Şampiyonlar Ligi'ndeki lig etapındaki 7. maçımızı oynuyoruz. Luka Romero sakatlanmıştı biliyorsunuz. Bir de onun yanında Bellanova 2 haftalık bir sakatlık geçiriyor an itibariyle arkadaşlar. Evet, 2 haftalık bir sakatlık geçirecek. Grip, virüs. Virüs girmiş arkadaşımıza. Evet, bu karşılaşmadaki 11'imize bakalım. Provodal, Gutierrez, Estevraut, Lazar, Milinkovic, Savic, Ricky, Gouiri, Talisca, Kangleri ve Luka şeklinde. Aslında az takım diyebilirim. Ama Leipzig hep yani çok patlayıcı bir takım, çok tehlikeli bir takım. Livramento'yu almışlar Southampton'dan. Willy Orban, Ignacio, Gvardiol, Schlager, Telesmanyo, Dani Olmo, Velasco ve Sesko. Hakikaten patlamaya hazır bir bomba yani. Evet, kazanmak istiyoruz. En azından kazanırsak arkadaşlar ilk 24 takım arasında oynamayı garantiliyoruz ve playoff oynayacağız. Ya da bir puan bile bizi playoff oynatır ya. Gvardiol sol bek oynuyor.
İyidir sol bekte. Tercih arabası çok kötü. Dani Olmo, Velasco, ne yapıyorsunuz abi ya? Daha 30. saniyede golü yedik. Ne yapıyorsunuz abiler? 1-0 oldu arkadaşlar. Yani orada Savic çıkamadık. İşte bakın burada Milinkovic Savic. Kötü pas. Dani Olmo bıraktı ve Velasco çok güzel vurdu köşeye. 30. saniyede Olympico'da 1-0 mağlup. Ters takım ha. Bu takım hakikaten ters takım yani. Korktuğum başıma geldi. Bu tarz top kayıpları yaparsanız Leipzig'e topu kalenize görürsünüz. Ama bu, gerçekten bu videoda oyun anlamında bir düşüş söz konusu. Bunun farkındayım. Şimdi Dani Olmo, Provadal harika kurtardı. Maçta tuttu bizi adeta. Vallahi Provadal. Provadal neler çıkarttı arkadaşlar. 2 dakikada üst üste kurtarışlar yaparak karşılaşmada tutunmamızı sağladı. An itibariyle korktuğumuz gibi bir başlangıcı Leipzig'ten. Biz ise beklenenin aksine yine son haftalardaki aynı Atalanta'daki maçındaki gibi çok kötü bir maç başlangıcı yaptık. Şimdi Lucca'dan Cagliari. Bir geçiş hücumu şansı olabilir. Cagliari, Emin Guri. Sağ tarafa. Lazzari. Çok iyi geldik offside. Offside. Talisca attı ama bir VAR incelemesi olacak ve muhtemelen de offside'da sonuçlanacak dostlar. Offside doğru karar. Evet, ilk yarım saat. Skor ne yazık ki 1-0 ve en büyük sıkıntı bu videoda geçtiğimiz videoların iki yıldızı Talisca ve Lucca yoklar ortalıkta. Yani Talisca ve Lucca'nın etkili olamadığı maçları bizim kazanma ihtimalimiz çok düşük arkadaşlar. Çok düşük. Yine Talisca. Raut. Sergi Milinkovic-Savic. Cagliari. Raut. Şimdi Bijov aldı. Uzun top. Sergi Milinkovic-Savic. Raut. Ricky. Savunma arkasında Cagliari'yi koştu. Kaleci Bijov çıktı aldı. Çok iyi sezdi çıktı aldı. Yoksa Cagliari önünü alabilirdi o topu. Evet, 43. dakikadayız Olimpico'da. Biraz toparladık gibi ama of, Telesmanyo direkten döndü gençler. Direkten döndü Benjamin Sesko. Çok kötü bir hücum performansı. Çok kötü bir hücum performansı. 7 şut 3 isabet 0.53 gol beklentisi. Hiç yakışmayan bir hücum performansı. 7 şut 4 isabet 0.61 gol beklentileri var. Lucca çok kötü. Yani vallahi arkadaşlar bir 4-3-3'e geçip Talisca'yı tek forvet oynatabilirim. Lucca'yı yedeğe oturtabilirim. Çünkü gerçekten kötü oynuyoruz. Yani hiçbir varlık gösteremiyoruz an itibariyle. Ortada Tom Kroos şöyle bir şey yani bir değişiklik bir dokunuş şart oldu şart şu an. Mezzelle vereceğiz. Mezzelle hücum vereceğiz. Kroos'u iki yönlü orta saha diyelim. Talisca yaratıcı forvet oynar Talisca. Bunu kanat forvet hücumu yapacağız. Bunu da ters ayaklı kanat oyuncusu. Bunlar artık iki önlü bek hücum olabilir. Tempo iyice yükselteceğiz. Bekleri ileri çıkartacağız. İleride basıyoruz zaten. Hadi bakalım. Yani bir dokunuş, bir kıvılcım şakılması lazım. Oyun gücü anlamında tıkandık kaldık 4-2-3-1'den itibariyle. Ve Atalanta maçından sonra yine Olimpico'da bu iç saha maç performansı biraz endişe verici. Raut, Lazzari, Cagliari, offside var mı diye baktım. Talisca attı ama offside bayrağı kalktı. Yani Talisca'nın bitiriciliğinden yararlanabiliriz o bölgede. Gol iptal. İkinci kez offside'a takıldık. Talisca iki golü offside sebebiyle ne yazık ki iptal oldu. Buradan bir başarabilirsiniz diyelim ve hücuma çekeceğiz takımı artık. Dakikalarda 67'ye geldi. İkinci yarıda daha iyi bir oyun var. En azından savunma anlamında daha iyi bir takım var sahada. Ama golü bulamadık bu sefer de. Şu an geliyoruz. Rakibin üstüne çöktük adeta. 74 Talisca bile Orban çıkarttı. Raul aldı. Yani Talisca ile Lucca'yı forvette tek forvette dönüşümü kullanacağız. Şimdi Talisca, Emin Guri savunmadan seken top Bijov'da kaldı.
Rikki'nin performansı bizi bugün mutlu eden tek unsur yeni transfer. Atalanta maçında çok kötüydü ama bugün iyi oynuyor. Şimdi uzun top savunma arkasına. Lazzari. Abi ne gerek var? Kaleciye dönsene Lazzari orada ya. Abi yani boşu boşuna hata yaptın. Yapma abi, yapma Lazzari, yapma ya. 2-0 oldu. Yapma abi, orada kaleciye döneceksin yani. Ya tam ikinci yarıda biraz baskıyı kurduk. Şutlar gelmeye başladı. Bu sefer de ne yazık ki maçı kendi ellerimizle verdik. Yani orada o pası merkeze atarsan geçiş hücumunu yersin. Yine offside yok. Kaleci provadıl. Soldan geliyoruz. Emin Guri. Bir umut golü arıyoruz en azından. Şimdi Gutierrez, Emin Guri şut pozisyonunda. Vurdu kaleci Bijouf. Gecenin ilerinden Guri. Yani ikinci yarıda biraz oyunu domine ettik diyeceğim ama yine pozisyon veriyoruz arkadaşlar. En büyük sıkıntımız şu. Pozisyon veriyoruz. Korktum başıma geldi zaten. Yani ben Leipzig'ten korkuyordum. Hep tırıstım bir takım. Evet, son iki maç Olimpico'da ikinci mağlubiyet. Atalanta'ya elendik İtalya Kupası'nda ve Leipzig'e de Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup oluyoruz. Gerçekten de iyi oynamadık arkadaşlar. Yani rakibe 1.82 gol beklentisi verdik. 15 şut 8 isabetleri var. Bizim 17 şut 7 isabet 1.49 gol beklentimiz var. Bu iyi bir performans. Çok net değil. 17 şut 7 isabet hücumda yani kötü gidiyor. Kötü gidiyor işler. Nasıl toparlayacağız bakacağız ve an itibariyle 16. sıradayız. 16. sıradayız. 25. sıradaki Borussia Dortmund 7 puanda. Evet biz kalmayı garantiledik arkadaşlar. Evet ilk 24'te kalmayı garantiledik çünkü 25. sıradaki Dortmund'un 7 puanı var. Bizim 12 puanımız var. Playoff oynayacağız. Son maç, son maç nerede olduğunu söylemeyeyim size. Estel de cezalı. Santiago Bernabéu'da oynayacağız. Yani 4-3-3 ne kadar verimli oldu o da tartışılır. Bir de Talisca'yla Tete ne diyorsun ya? Tete git oğlum ya. Özür dilemek yok ya. Lisans kayıt sıkıntısı var abi. 15'i öneriyorum millete. Ve Cenova bu videomuzun son maçı ligde kazanmamız lazım. Ya yani son iki maç müthiş bir yıkıma yaşadık arkadaşlar. Müthiş bir yıkıma yaşadık. Ya kafamda şu an Genoa maçını oynamaya çalışıyorum ama TT'ye teklif yok. TT'ye teklif yok. Genoa Ligi'nin ilk yarısındaki maçta 90 artı 3'te Lukaku'nun golüyle yani Lukaku Talisca'dan birini kesmek tamam şu an formsuz bir dönem geçiriyor olabilirler ama oyuncuların arkasında da durmak lazım mental anlamda. Transfer teklifi var. Bu yorgana kiralık. Ya yürüyün gidin ya. Yok transferi kapadık ya. Tek transferle devam edeceğiz. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Tek transferle yola devam edeceğiz. O da Ricky. Nico'yu sattık. Ricky'yi aldık. Dünkü maçta fena değildi. Evet Lorenzo Lucca'mız gelişimine devam ediyor. Ama son maç performansları bu videoda golü yok bu videoda. Bu videoda gol atamadı şu an. 5 maç oynadık golü yok. Evet, kendimizi toparlanmamız lazım. Genoa maçını kazanmamız lazım. Real Madrid maçına gideceğiz. Önümüzdeki video Real Madrid maçıyla başlayacak. Umudumuz yok o maçta ama şu Genoa maçını muhakkak çözmemiz lazım arkadaşlar. Kesinlikle kazanmamız lazım. Lamı Jimmy yok yani şu karşılaşmanın. Vecino bu arada transfer oldu, Lille gitti.
Sözleşme son olarak yedek kadroda Vecino. Satamadık onu transfer döneminde. Haydi bakalım. Milan Verona'yı yenmiş. Lider bitirmek istiyoruz. Romero ve Bellanova yok. Elvahi'yi aldık. Oho, Gutierrez yerine Bjorkan, Raut yerine de Van Hekke'yi alacağız. Bayağı eksiğimiz var arkadaşlar. Bayağı eksiğimiz var. Sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi bir düşünelim. Bam 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 ya. Kanat forvet hücum vereceğim bu ikisine de. Şuna ters ayaklı kanat oyuncusu hücum diyeceğim. Koşu yoluna pası açmayın abi. Koşu yoluna pası açmayın. Bekler ileriye çıksın. Ama çok ileride karşılamayacağım. Cidden çok ileride karşıladığımda sıkıntı yaşıyorum. Evet, Provodal, Bujorkan, Este, Van Hekke, Lazar, Milinkovic, Savic, Guri, Talisca, Kangleri ve Lukka. Yani şu son iki maç Olimpico'da hüsran. Bu maçı alarak bir silkelenmemiz lazım iç sahada. Ve ligi en azından bu zorlu fikstürle başladığımız Inter Napoli Juventus maçlarıyla başladığımız bu videodaki sonunda ligi lider bitirme imkanımız var. Her şey bizim elimizde arkadaşlar. An itibariyle. Şimdi Provodal dakika 7. Bujorkan. Bjorkan yine aldı. Bjorkan bir şeyler deniyor arkadaşlar. Rakip yarı alana kadar geçti. Talisca, Bjorkan aldı Kriki. Kriki vurdu. Fernandes fotoğraf çekti ve maçın 8. dakikasında bir şut denemesi takımımızdan. Şimdi Bjorkan bıraktı Provadil. Bjorkan savunma arkasına iyi top. Kangleri aldı. Kangleri. Of. Of ya. Of ya. Bir sıfır oldu arkadaşlar. Genoa 1-0 önde Olimpiko'da. Var bir cenabetlik üstümüzde, hayır olsun. Bu hava topunu orada bırakırsan Kalon da gelir. Topu filelerine yollar. Gayet güzel bitirici bir vuruş bu arada. Yani %70 topla oynuyoruz. 4 şut bir isabetimiz var ama işte topla oynamanın hiçbir öneminin olmadığını bize çok net gösteren bir karşılaşma açıkçası. Offside ya. Offside, 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 offside. 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 Offside değilse sıçtık zaten. Gol iptal. Soldaki ilk adam offside. Uri, Talisca, Lukka. Güvendiğimiz bütün oyuncular hayal kırıklığı yaratıyorlar. Son 3 maç. Şoktayım ben de. Ben hiç beklemiyordum. Bu, yani düşüş illaki olacak sezon işlerinde ama bu kadar düşüşü beklemiyordum arkadaşlar. Yani çok net söyleyeyim size. Oh 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 oh. Yani Genoa'ya kendi sahamızda hem şut hem xG'de ezildik ilk yarı. Ezilmedik ama üstün Genoa. 4 şut bir isabet 0.45 gol beklentisi nedir abi? Yani çözüm üretmeye çalışıyorum. Çözüm üretmeye çalışıyorum.
Çift forvete döndük bakalım. Çift forvete döndük. Biraz riski aldık ama oyunculardan reaksiyon alamıyorum. Yani oyunculardan bir türlü reaksiyon alamıyorum an itibariyle. Yani bu taktikte de oynayabiliriz. Ne yapayım? Çift forvet oynayalım abi bari. Luke 6.5, Guri 6.2. Yani inanılır gibi değil. Matias Tel'i alalım bari. Hücum ağırlıklıyı da geçtik ama arkadaşlar yani üretemedikten sonra Güven Yalçın'dan gol yedik abi. Evet, çok büyük hayal kırıklığı. Son 3 maç hem de kendi saha ve seyircimiz önünde inanılmaz bir performans düşüşü yaşıyoruz şu an. Çözüm de üretemiyoruz. İşte çift forvete döndük. O da çok verim vermedi açıkçası. 2-0 Genoa gibi bir rakibe karşı mağlup olmak Olimpico'da şampiyonluk yolunda çok büyük bir darbe arkadaşlar. Çok net altını çizeyim diyecek bir şey yok. Yani şu maç berbat bir oyun. Sadece 1.07 gol beklentisi. Rakibin yaklaşık 2 gol beklentisi var. Kallon ve Güven Yalçın golleri. Estev 7-3. Bjorkan 7-3 ile idare ederken. Talisca 6.5. Luka 6.4. Tel 6.5. Milinkovic 6.6 ile oynadılar. Sonuçtan yarın hepinizi antrenmanda görmek istiyorum diyeceğim ama bir önemi yok arkadaşlar. Bu videoyu lider olarak şu an lideriz ama eksik maçları var rakiplerimizin. Muhtemelen kazanacaklardır ve lider olarak geçemeyeceğiz. Oysa ki ilk o 3 zor maçı iyi atlatmıştık. Inter, Napoli ve Juventus maçını ama son 3 maç kendi sahamızdaki son 2 maçta golümüz yok abi. Golümüz yok. Yani bu ha benim menajerliğim sorgulanmaya başlamış. şu rakiplerin maçlarına bakacağız. Napoli kazanmış. Napoli üstümüze çıkıyor. 48 puanla lider. Ya henüz bitmiş bir şey yok. Ama Genoa'ya kendi sahasında yeniliyorsan arkadaşlar çok net bir şey var. Çok zor. Şampiyonluk çok zor yani. Genoa'ya kendi sahanda yenilerek şampiyon olamazsın abi. Kötü bir video oldu bizim için. Çok mağlubiyet aldığımız, en çok mağlubiyet aldığımız videolardan biri oldu. Sezon başında bile bu kadar değildik. Luka ve Talisca'nın geri dönüşünü bekleyeceğiz bir şekilde. Yapacak bir şey yok an itibariyle. Rakipler eksik maçlarını oynasın. Önümüzdeki bir videoda da ki maçlarda çok zor başlayacağız. Real Madrid deplasmanı sonra Atalanta'yı kendi sahamızda ağırlayacağız. 4-3'e dönebilirim. Bakacağız. Yani gol atamıyoruz. Gol yemeyip skor alma peşine düşebiliriz açıkçası. Son iki maçta iç sahada Leipzig ve Genoa'ya gol atamamak bence açıklaması yok yani. Nazarımda açıklaması yok. Real Madrid zaten bizi tokatlayıp geçecek. Onu şey yapmıyoruz. O önemli değil ama. Evet, Juventus Florentina'yı berabere kalıyor. Bu bizim için sevindirici bir haber. Şimdi Roma maçına bakacağız. Roma gizli lider çünkü arkadaşlar. An itibariyle. Ya heyecan çok iyi. Yarış çok iyi ama şu maçı kazansaydık güzel bir video sonu olurdu. Bu maçı kazanamayarak bence büyük bir avantajı elimizin tersiyle ittik. Yani o 3 Juventus galibiyetinin hiçbir esprisi kalmadı. Evet, TT'ye bir kiralama teklifi Vitesse'den 12,5 milyon euro bir opsiyonlu bonservis bedeli Eredivisie'de kalınması halinde kabul edelim. Shakhtar Naumov gitmesin. Açıkçası biraz sinir bozucu bir video oldu. Roma maçını oynamıyor anasını satayım arkadaşlar. Roma maçını oynamayacak. Biz Real Madrid maçına bir sonraki videoda çıkacağız. Yoruldum lan ondan. Kötü gidişattan değil, hemen yanlış anlamayın. Biz neleri atlattık? Demirden korksak trene binmeyiz. Olabilir mi? Ya işin güzel tarafı bu. Zorlanacağız. Zorlanacağız. Rovella evine gönderelim 3-4 gün. Ama Talisca Luka'nın beraber oynayacağı bir oyun sistemi geliştirmemiz şart oldu şart.
Üçlü mü olur artık? 4-4-2 mi olur? Bilmiyorum. Bir oyun düzeni geliştirmemiz şart arkadaşlar. Evet, Roma maçını oynamayacak muhtemelen. Önümüzdeki videoda arkadaşlar Lazio-Real Madrid maçı. Real Madrid deplasmanıyla başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi playoff'undaki rakibimiz belli olacak. Daha sonra Serie A'da Atalanta maçıyla devam edeceğiz. Çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Ama toparlayacak kudretimiz ve gençliğimiz var. Son 3 maçta kendi sahamızda Olimpico'da galibiyetimiz yok arkadaşlar. Napoli ve Juventus mağlubiyetleri 2 galibiyetimiz ama bu videoda ilk defa 4 mağlubiyet aldığımız bir video oldu arkadaşlar. Üzücü. Önümüzdeki videoda çok zor. Real Madrid deplasmanı, Atalanta'yı ayarlayacağız, Florentina'yı ayarlayacağız, Cagliari deplasmanı, Lecce deplasmanı ve Bologna deplasmanlarına çıkacağız. Ligde kaybetmiş olduğumuz bir şey yok kötü gitmemize rağmen. Napoli 22 maç 48 puanda, Lazio'muz 22 maç 47 puanda, 1 puan gerideyiz ama esas gizli lider Roma. Çünkü Roma'nın 21 maç 46 puanı var. Kazanırlarsa 49 yaparlar ve 3. sıraya düşeriz. 2 puanlık bir avantajı olur Roma'nın. Juventus'ta 22 maç 45, Inter 22 maç 45. Hatta Milan'ın da bir eksik maçı var. 21 maç 44 puanda. Milan'da eksik maçını kazanırsa biz de aynı puana geliyor. Muhteşem bir lig yarışı. Kötü gidiyoruz. Toparlanmamız lazım. Önümüzdeki video çok kritik olacak kısacası arkadaşlar. Evet. Güzel günler gördük. Kötüleri de geçeceğiz arkadaşlar. Yapı bir şey, bir başarı için çekilen her acı kutsaldır diye bakıyoruz olaya. Vazgeçmek yok. Bitiriyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Ve Football Manager 2023'te kalın diyorum.